çıkmasaydı bu karar alındı şimdi ama gün boyunca da gerildi ve bakınız Van'da neler yaşandı. Van, Batman, Hakkari ve Siirt. Van'daki mazbata gerginliği 5 ile birden sıçradı. Van ve Bitlis'te 15 gün süreyle yürüyüşler yasaklandı. Kimi protesto, kimi de ortalığı ateşe vermek için sokaktaydı. Gece boyunca 89 kişi gözaltına alındı. Sandıktan birinci çıkmak Van'da başkan seçilmeye yetmedi. DEM Parti adayı Abdullah Zeydan rakibine 28 puan fark attı ancak yine mazbatasını alamadı. 29 Mart Cuma seçime 2 gün, mesai bitimine 5 dakika kala. Başsavcılık adaylığa itiraz etti. Zeydan'ın adaylığında daha önce engel görmeyen mahkeme karar değiştirdi. Van İl Seçim Kurulu da seçimi ikinci bitiren AKP'li Abdullah Hat Arvas'a mazbata verme kararı aldı. DEM Parti YSK'ya itiraz dilekçesi verdi. DEM eş başkanlarıyla birlikte Leyla Zana, Başak Demirtaş, TİP Genel Başkanı, çok sayıda siyasi de Van'a gitti. Tepkiler dev bir yürüyüşe dönüştü. DEM Partililerin CHP heyetini karşıladığı KESK Van Şubesi binası önünde bekleyenlere polis müdahalesi oldu. Heyet ablukaya alındı. Müdahaleler yürüyüşü engelleyemedi. Açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kayyum olarak atanmak istemediğini söyleyen AKP'li adaya seslendi. Bu hukuksuz, bu haksız, bu Kürt halkının iradesini yok sayan bu anlayışa sineye çekmeyeceğiz. Eğer ben kayyum atanmak için düşünseydim, ben o zaman bu kadar çalışmazdım. Bunu söyleyeyim samimiyetle, ben kayyum olarak atanmak istemiyorum. Kürtsen, insansan, inançlıysan, bu toprakların insanıysan, bu oyuna gelme. Gezerken başını öne eğmek zorunda kalırsın. Bir açıklamada CHP heyetinden geldi. Heyet adına konuşan Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tarnıkulu, Van halkına açıkça pusu kurulmuştur. İradesi gasp edilmek isteniyor dedi. Van'da gergin bekleyiş sürüyor. Esnaf protesto için kepenk kapadı. Olaylar gün boyunca sürdü. DEM Partililer mazbata verilene kadar mücadele edeceğini açıkladı. Abdullah Zeydan başkanımız. Mazbata gerginliği İstanbul'a da sıçradı. Çağlayan Adliyesi'nde açıklama yapmak isteyen avukatlara izin verilmedi. Polisin sert müdahalesi oldu. 14 avukat gözaltına alındı. Daha sonra serbest bırakıldı. Arbede sırasında fenalaşan bir avukatı arkadaşları hastaneye götürdü. Tabii bu izledikleriniz aşağı yukarı bir 5 dakika, 7'ye 5 vardı bu son dakika YSK kararı geldiğinde. Gün boyunca yaşananlardı. Yani bu yaşananlar içerisinde söylenenlerdi. Onları paylaştık. Ha diyebilirsiniz. Bütün her şey kadük kaldı şu anda. Yani bütün haber. Çünkü son haber, son flash haber. Arkadaşım Gözde bir kez daha veriyor zannedersem. O da Abdullah Zeydan'a mazbatası verilecek. Şimdi bir soru sordum ben. Ve önce şu soruyu da sorayım, ardından öteki soruyu da sorayım. Ya biz 2 gün neden gerildik peki? Yani niçin YSK devreye girip de hemen bu sorunu çözmedi? Sokaklar karıştı, asker jandarma sahaya indi, insanlarla karşı karşıya geldi. Neden biz bunu yaşadık? Niçin? Kimler yaşattı, niçin yaşattı? Niye uğraştırdınız arkadaş bizi? Yani şurada 2 gün bir rahat, huzurlu nefes alacaktık. En azından muhalefet bazı yerleri aldı etti diye. Onu bile çok gördünüz ya. Kan akıldı, gözyaşları döküldü. Şeydeki soru, X'teki sorumuz şu. YSK kararını açıkladı. Van'da başkanlık Demli Zeydan'a verildi. Ne diyorsunuz? A şıkkı hukuk zaferi, B şıkkı Erdoğan istedi, oldu. Direnenler kazandı. C şıkkı öyle gibi görünüyor. D şıkkı başkanlığı uzun sürmez. Ben D'yi işaretlerdim. Bu notumu da tarihe not düşüyorum. Bu söylediğimi de tarihe not düşüyorum. Abdullah Zeydan'ın başkanlığını çok fazla uzun süreceğini tahmin etmiyorum ben. Bir şekilde almaya çalışacaklar önümüzdeki günlerde ama bugün için tansiyonu bu şekilde düşürdüler. Hukuka uygunmuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Keşke, kusura bakmayın YSK yetkilileri, keşke gerçekten öyle olabilse.